Eskişehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu tarafından hazırlanan Siyaset Okulu programına 47. günündeyiz. Bütün hepiniz tek tek hoş geldiniz efendim programa. Bugünün kısaca üzerinden geçmek istiyorum. Son dersimizde konumuz yoga. Yoga insanın hayatına, insanın ruhsal gelişimine, fiziki esnekliğine katkısını konuşacağız. Akşam saat 10'daki dersimizde. Saat 16'da yani günün 3. dersinde Hırvatistan Başkonsolosu benim de değerli dostum Ivana Zerek bizlerle birlikte olacak. Hırvatistan'ın AB'deki biliyorsunuz dönem başkanlığı süreci konuşulacak. Hırvatistan Avrupa Birliği'ndeki süreç, AB'nin genel yapısı, Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini konuşacağız. İkinci dersimizde yani saat 14'teki dersimizde Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor yine değerli dostum Necati Kutlu Bey bizlerle birlikte olacak. Ve sadece ama sadece Latin Amerika üzerinden gideceğiz. Ve günün açılışını da birazdan çok kıymetli dostum Murat Dündar hocamızla birlikte yapacağız. Murat hocam geldiyse fazla zaman kaybetmeden kendisi. Murat hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? Sağ olun. Öncelikle bir kez daha başsağlığı diliyoruz değerli hocam. Değerli arkadaşlar, Murat hocam çok yakın zamanda valide hanımı kaybettiler. Allah nur içinde yatırsın. Bu biz de aslında dün hocam size dedik ki acaba iptal edelim mi dersi diye. Ama hoca her zaman hoca. Öğrencilerle buluşma noktası olunca bütün tabii ki hayatı bir kenara koyuyoruz bazen. Ama tekrar acil olarak bütün hepimizin dualarının sizle olduğunu bilmenizi isteriz. Çok teşekkür ederim. Yani Allah nurlar içinde yatırsın. Allah sabır versin hocam. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Çok değerli hocam, şimdi çok da sizi bugün yormak istemiyorum. Ama birkaç temel noktayla girelim. İlk ricamız şu olacak. Bu arada arkadaşlara da kısa bir takdim yapmak isterim. Murat Dündar Hoca ile bizim dostluğumuz bu artık bayağı eskiye dayanır Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Murat Hocam hani şu tabiri kullanırsam sanıyorum yanlış olmaz. Altyapıdan yetişmiş bir dekandır. Evet. Bizim artık Bahçeşehir Üniversitesi yönetiminde yavaş yavaş rektör yardımcıları, dekanlar, ben, enstitü müdürü dahil olmak üzere hepimiz altyapıdan gelme bir kadro haline geldik. Doktoramızı aldıktan sonra Bahçeşehir'e gelmişiz. Hadi bilemediniz yardımcı doçentken. Şimdi herkes profesör, farklı makamlarda vesaire. Murat Hocam da bunun önemli merhalelerindendir. Dolayısıyla şu tabiri kullanırsam yanlış olmaz. Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanı ama bir Bahçeşehir çocuğu. Kendisi bu okulda yetişmiş bir hocamız. Şimdi hocam, mimari. Her şeyi konuştuk. Her noktaya değindik hemen hemen. Bu 200 kaçıncı olmuş? 209. dersimizi yapıyoruz şu an. 47. günde. Ama şunun üzerinde çok durmadık. Sizi bekledik diyeyim. Mimari ve pandemi sonrası. Evet. Mimarlığı nasıl etkileyecek? Mimariyi nasıl etkileyecek? Binaları, konutları, hayatın genelde dizaynını nasıl etkileyecek diye bir soruyla başlamak istiyorum. Üzerine genişleteceğiz hocam. Hocam öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Yani, şeref. Sizin bana yeniden bu teklifi iletmenizin üzerinden aklıma şey geldi. Tam 10 yıl önce yine Mayıs ayının ortalarında sizinle bir yuvarlak masa toplantısı yapmıştık hatırlarsınız. Japonya'yı konuşmuştuk evet. O zaman. Benim doktoramdan ötürü. O yıllardan beri de yoğun. 10 yıl olmuş mu ya? Tam 10 yıl olmuş hocam. Vallahi. Şimdi maile baktım. Oo. Ne zamandı diye tam 10 yıl olmuş. Mayıs ayı yine aynı bu dönemlerde. Hocam sizin üniversiteye katkınız çok büyük. Her alanda yaptığınız işlerle üniversitemizi çok gerçekten
ayrıştırıyorsunuz, öne çıkartıyorsunuz. Bundan dolayı ben hem fakültem adına hem şahsım adına çok teşekkür ederim. Bana da böyle bir fırsat verdiğiniz için, sizinle bir arada olup burada görüşlerimizi paylaşabilme imkanı yarattığınız için de ayrıca gerçekten minnetlerimi sunarım hocam. Sağ olun. Şimdi pandemi aslında her şeyi etkiledi. Yani hayatımızı her yönüyle etkiledi. Herkesin söylediği bir şey var. Yani bundan sonra artık eskisi gibi bir normal değil de yeni bir normal tanımı gelecek hayatımıza diye. Bu aslında mimarlıkta değil, tüm alanlar için geçerli olan bir konu. Eğitimden başlayın, işte aklınıza gelen her türlü meslek alanı içerisinde yeniden bazı normaller tanımlanacak. Ama mimarlığın buradaki rolü aslında çok daha farklı. Mimarlık nedir dersek, mimarlık aslında insanların yaşama alanlarını tasarlayan bir meslektir. Dolayısıyla biz insanın kendi doğasında oluşan her türlü değişim, dönüşüme ya öncülük ederiz ya da ayak uydururuz. Bazen bu öncelikle psikolojik gereksinimler değişir, biz ona mekanlar yaratırız. Bazen de biz mekan yaratırız, sonra o psikoloji o insanları şekillendirir. Hatta ünlü diplomat Winston Churchill'in bir lafı vardır. Biz binalarımızı biçimlendiririz, sonra binalar da bizi biçimlendirir diye. Şimdi bu aslında ikisi birbirinin içerisinden çıkmaz durumu düşündüğümüzde gerçekten çok iyi bir tespittir. O İkinci Dünya Savaşı sonrası yıkılmış olan parlamentonun yeniden inşası noktasında demişler ki çağ değişti, bu çağa yeni bir şey mi getirsek dediklerinde o da aslında İngiltere'nin parlamentosunun karakterinin aynı özgürlük temelinde olabilmesi için mekanın buna hizmet etmesi gerektiğini, mekanın da daha sonra oraya girecek olanları da şekillendirdiğini vurgulamıştır bu anlatımıyla. Böyle düşündüğümüzde aslında bu doğru tespitin üzerine bizim içinde yaşadığımız mekanlara baktığımızda, bu konut olabilir, çalıştığımız iş yerleri olabilir, daha da büyük ölçekte baktığımızda şehirler olabilir, zaten değişmekte ve dönüşmekteydi. Ama bu değişim ve dönüşüm maalesef iyi yönden ziyade çok az iyiyle daha ziyade sıkıntılı durumlar yaratacak şekilde biraz daha işte bu kapitalist düzenin getirmiş olduğu daha profit oriented yani burada kar amaçlı organizasyonların düşüncelerinin etki etmesi neticesinde bazı şeyler ihmal edildi. Bu ihmal edilen şeyler de hayatımızda işte insanların en başından en temel sorunlardan bir tanesi de aslında bu nüfus fazlalığının belirli bir bölgede kümeleşmesi oldu. Bu da şehirler oldu. Şimdi gelirsek pandemiye, pandemiyle nasıl bir alakası var derseniz, gördük ki şunu, yani pandemi kalabalıkta yayılıyor. Yani insan nüfusunun fazla olduğu şehirlerde ve o nüfusu kaldıracak mekan genişliği olmayan alanlarda pandeminin yayılma hızı daha fazla oluyor. Bu çok net tespit edilmiş. Tabii daha fazla insanın büyük şehirlerde yer alıyor olmasının bir takım ekonomik gerekçeleri var. Bu gerekçeleri düşündüğümüzde yani şehirleri kapatalım, herkes kırsalda kalsın denilemez. Ama şu yapılabilirdi, bu daha planlı bir düzenleme içerisinde olmuş olsaydı, şu anda bizim şehirlerimiz içerisinde hissettiğimiz eksiklikler bu kadar olmazdı. Yoğunluk kavramı tekrardan gündeme geldi. Yani mimarlık açısından bir kere birinci söyleyeceğimiz şey, unutulan aslında şehirciliğin en temel normlarından bir tanesi olan insan yoğunluğu. İnsan yoğunluğu hesabı üzerinden yeniden şimdi burada bir normal tanımlanacak. Şimdi son zamanlarda yapılmış olan binalara baktığınızda özellikle bu gated community yani böyle daha siteler, yani kapıdan girilen sitelere falan baktığınızda işte içerisinde yaşayan insan nüfusu bazı kasabalardan daha fazla. Yani bir tane sitedeki yaşayan insan nüfusu. Doğru, çok doğru. Düşünün ki bu sitelerdeki mümkünatı yok. Yani metrekareye düşen, yani burada insana düşen metrekare değil de metrekareye düşen insan hesabına geldik. Yani bu da şundan kaynaklanıyordu. Çünkü bu insanların hiçbir şekilde aynı saat diliminde burada dışarıya çıkacakları öngörülemeyen bir aslında hastalıklı bir düşünce vardı. İşte bu da hep dönüyoruz, ranta gidiyor. Belediye daha fazla inşaat alanı hakkı tanımlıyor. Dolayısıyla bu da bizim doğal alanlarımızdan, dolaşım alanlarımızdan, bahçelerimizden, peyzajlarımızdan alıyor.
İşte bu yeniden tanımlanacak. Yani yoğunluk hesabı bu son yıllarda varılan noktada benim hayretle izlediğim, yani bazı binalar var bulunduğum bölgelerde, inanamıyorum. Yani oraya girecek insan sayısı 6-7 bin insan. O 6-7 bin insan için ayrılmış yeşil alanı düşündüğünüzde o site içerisinde mümkünatı yok aslında. Yani burada zaten her şey çıkar. Yani burada sadece bir hastalık yaygınlığı olarak düşünmeyin, psikolojik olarak da bir rahatsızlıktır. Çünkü mahremiyet kavramı artık insanlar bu kalabalığın içerisinde daha da kabuklarına çekildi. Çünkü o kadar fazla insan var ki sizin komşu diye komşuluk dediğiniz ilişki tamamen ortadan kalkmasının nedeni, çünkü insanın algılayabileceği sayı değil bu. Yani komşu dediğiniz bir apartmanda 6, 8, 10 olur maksimum. Yani bir katta 10 olmaz. Bir apartmanda 100 tane daire varsa, o 100 dairede ortalama 4 kişinin yaşadığını düşünürseniz, 4000 kişinin, yani 100 daireden 4000 kişinin bir bloğa girip çıktığını düşünüyoruz. Böyle bir komşuluk olabilir mi? Böyle olduğu zaman ne oluyor? Psikolojik yansımaları. Yani insanlar bu sefer güvensizlik duyuyor. Elbette ki herkes güvenebileceği insan sayısı azdır. Şimdi bu insan sayıları üzerinden gidersek, yani yoğunluk hesabına gidersek, biraz daha şimdi son zamanlarda şekilci olarak, yani biçimsel olarak yatay mimari diye vurgulanan, aslında bu pandemi öncesinde gündeme gelmiş, biraz da siyasi bir şey tabii. Hani dikey mimari, dikey mimari dediler. Sonra şimdi yatay mimari dediler. Yani dikey yatay olması değil, yoğunluk önemli. Siz aynı yoğunluğu yatayda da getirseniz, dikeyde de getirseniz, eğer onlara ayırdığınız yeşil alan yeterli değilse, orada sizin yeterli koşullarda o insanların ne fiziksel ihtiyaçlarını, ne ergonomik ihtiyaçlarını, ne de psikolojik ihtiyaçlarını, ne de kültürel, sosyal ihtiyaçlarını karşılayamazsınız. Yani bu kadar farklı insanların bu yoğunluk normunun ihlal edilmesinden kaynaklı olarak bir araya sıkıştırılması dolayısıyla ortaya çıkan durum şimdi yeniden sorgulanır hale gelecektir. Şimdi çünkü baktığınız zaman Covid şunu söyledi, bir kere bu kalabalıkta bulaşıyor. Yani ne kadar önlem alırsanız, yani şöyle düşünün, %90'ı önlem alsa, ama 4000 kişi dedik bir yerde, %90'ı önlem alsa 40 kişiye tekabül ediyor önlem almayan. Yani çoğunluğun önlem alması bile tek başına şey değil, sayılar, rakamlar çok büyük. Dolayısıyla bir kere yoğunluk kavramının hem yaşadığımız binalar anlamında, hem şehirler anlamında yeniden sorgulanıp bunlara göre yeşil alanların daha tanımlı hale getirilmesi gerekiyor. Hocam şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Biz yeşil alan ne zaman konuşuyoruz? Bir hatırlayalım. Yani son zamanlarda hiç şehirlerimizdeki yeşil alanı tartıştık mı biz? Tartışmadık. Neyi tartışıyoruz? Neyi kalmadığını vurguluyoruz? Ne zaman için vurguluyoruz? Sadece ve sadece deprem olduğunda aklımıza geliyor. Kaçacak toplanma alanı yok diyoruz. Yani düşünün ki toplanma alanları zaten nihai olarak gideceğimiz istirahatgahımız oldu. Yani mezarlıklar. İstanbul'un içerisinden mezarlıkları aldığınız zaman nerede yeşil alan? Kalmadı. Yeşil alan konusu da sadece ve sadece deprem olduğunda aklımıza geliyor. Binalar da öyle o zaman geliyor da, yeşil alan konusu özellikle. Halbuki yeşil alan insanın gerçekten yaratılışında ihtiyaç duyduğu, nefes alacağı, ayrılmaması gereken, ondan kopmaması ihtiyaçlardan bir tanesi. Ekmek, su gibidir yeşil alan ihtiyaç. Yani insanlar nasıl cezalandırılır? İnsanların özgürlüğü alınarak cezalandırılır. Biz şimdi hakikaten sadece binalar yapıyoruz. O binalarda insanlar ya çalışıyorlar ya yaşıyorlar. Dışarıda dolaştıkları, dolaşabilecekleri alanlar çok sınırlı. Ama aslında baktığınızda her şeyin kilit noktası dönüp geldiğinde yeşil alan ihtiyacının ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Covid-19 sonrası çıkıp dolaşabileceğimiz, yani insanlarla hani kalabalık oluşturmadan dolaşabileceğimiz büyüklükte yeşil alanların olmadığı çıktı. Şimdi yeşil alanlar mesela çok temel bir şey söyleyeyim. Yani Şeyh Edebali Osman Gazi'ye demiştir ki, siz insanları yaşatın ki insanlar da devletlerini yaşatır. Yani siz devleti yaşatabilmeniz için devlet olarak önce insanı yaşatacaksınız. İnsanı nasıl yaşatırsınız? İnsanın yaşama alanlarını, bir kere doğal alan ihtiyacını, korunma, barınma ihtiyaçlarını giderirseniz siz devlet olarak bunu yaşatırsınız. Bu bizim devletimiz ya da politikacılarımız diyeyim ben genel itibariyle burada
büyük oranda belediyeler, kamu kurum kuruluşları, politika, bu işin içerisinde çok girift bir doku var. Bu dokunun tabii öncelikleri sıralamasında bu konu hep ihmal edile gelmiş. Yani insanın yaşatılması konusu çok önemli olması lazım. Dünya üzerinde yaşanabilir şehirler indeksi yapılıyor. İki tane kriter var bu indekste baktıkları. Dünyada yaşanabilir şehirlere baktıklarında birincisi o şehirde yaşayan insanların kişi başına düşen gayri safi milli hasılatları yani gelirleri, ekonomik gelirleri. İkincisi de metrekareye düşen ya da kişiye düşen yeşil alan. Yeşil alan. Bu ikisi varsa siz yaşanabilir şehir oluyorsunuz. Bu ikisi yoksa zaten diğer her şeyi bir tarafa koy. Yani bizim çok temelde yapabileceğimiz büyüklükler, yeşil alanlar olabilecekken bunlar maalesef hep imal edile gelmiş. Bu alandan bundan dolayı bir kere şehircilikte COVID-19 sonrası yeni bir tanım gelmek zorunda kalacak. Yani insanların daha yaşayabilecekleri, dışarıya çıkabilecekleri, etkileşim ortamlarının bu salgın hastalıklar ilk defa olan bir şey değil. 2003'te SARS vardı. Akabinden baktığınızda kuş gribi vardı 2009'da. Ama hep bölgesel kaldığı için, uzak doğuda kaldığı için, dünyayı böyle pandemi düzeyinde etkilemediği için ne oldu? O çok da fazla öne gelmedi ama adım adım geldi. Adım adım geldi. Bunlar şeyler tarafından, sivil toplum örgütleri tarafından tartışıldı. 2015'te İşte Bill Gates'in de söylediği, yani dünyada çok alanlarda tartışılan 21. yüzyılın en temel problemlerinden bir tanesi salgın hastalıklar olacaktır diye. Artık bu bilinen bir şey. Bu bitecek, başka bir şey çıkabilecektir. Bunu herkes söylüyor. Dolayısıyla bizim bu anlamda bunun yayılmasını engelleyebilmemiz için öncelikle en temelde mimari olarak, şehircilik olarak bu imkanları idealize etmemiz lazım. İnsanların yoğunluğunu azaltıp, yeşil alanların yoğunluğunu arttırıp, insanların daha psikolojik gereksinimlerini sağlayabilecekleri, tatmin edebilecekleri ortamları yaratmamız lazım. Ama şurada yani şu uyarıyı yapmak isterim. Şu anda tabii belki bu biraz da travmatik bir durum olduğu için, alışık olmadığımız bir durum olduğu için insan üzerindeki psikolojik yansımaları çok travma düzeyinde ben gözlemliyorum. Şu andaki bizim bu hastalığa karşı olan tepkimizi. Yani iki insanın karşılıklı birbirini gördüğü zaman bırakın artık yani tabii ki tokalaşmıyor ama selam vermek de herhalde bulaştırmıyordur. Uzaktan baş eğerek selam vermeye. Yani sosyal anlamda da bize bir mesafe getirme durumu ortaya çıktı. Buna social distancing dedikleri sosyal mesafe kavramı aslında fiziksel mesafeyi kastediyor burada. Yani bizim fiziksel olarak bu işin bulaşmasına engel olacak mekansal ihtiyaçları karşılamamız ama insanoğlu sosyal bir yaratıktır. Yani insanoğlu sosyalleşme ister. Yani biz şu anda burada ne yapıyoruz? Sosyalleşiyoruz. Bu bizim çok temel içimizde bir yeri kapatıyor, bir ihtiyacımızı gideriyor. Ve bunu izleyenler buraya dahil olarak bir görüşe katılır ya da katılmaz bir düşünce geliştirerek sosyalleşiyorlar. Yani biz sosyalleşmeyi bu noktada aslında fiziksel anlamdaki mesafeden ayrı tutmamız, sosyal ihtiyaçların yeni normaller ışığında nasıl karşılanacağını gidermemiz gerekiyor. Bu da bizim aslında baktığınızda eğlence anlayışımızı, dinlence anlayışımızı yeniden sorgulamamızı gerektirecek. Yani burada yine geriye dönersek en temel sorgulanacak şeylerden son dönemlerde, son 20 yıldır Türkiye'de bir furya vardı. Yani iki insanın ya da işte dışarıya çıkıldığında gidilecek yer AVM'ler oldu. Yani kapalı mekanlar. Kapalı mekan kavramı. AVM'ler yine AVM olabilir ama buradaki kullanım aralıkları, yani bir insanın evinden çıkıp başka bir kapalı mekana gidip gününün geri kalanını orada sosyalleşmesi aslında onun hem sosyolojik açıdan hem de psikolojik açıdan gereksinimlerini gidermediğine dair çok ciddi araştırmalar var. Ve mutlaka doğaya çıkmak, yani doğada nefes almak, orada doğayla olan bağını yeniden kurmak gerekiyor. Bu açıdan da burada da ciddi değişimler olacaktır. Yani yatırımların daha böyle büyük oranda AVM ve benzeri yapılara yapıların devamı yapılacaksa da kavram kapalı mekanlar değil, daha açık mekanlara, yarı açık mekanlara evrilecektir diye düşünüyorum. Çalışma alanlarımızdaki
son dönemde çok popüler olmuş co-working kavramı, yani açık ofis düzeninde insanların bir arada ürettikleri, tartışarak ortaya koydukları tasarım ya da iş ortamlarının yeniden sorgulanması gerekecektir. Yani açık ofis düzeninin bu pandemi sonrası sürecin en azından temel düzeyde atlatılıp bir başkasının gelene kadarki sürece kadar ne olacağını öngörmek açısından daha mesafeler, yine yoğunluğa bakarsak yani çalışan insan sayısının biraz daha orada seyreltileceğini tahmin etmek çok zor bir öngörü olmaz. Eğitimi etkileyecektir. Eğitim mekanlarındaki yoğunluklar ve benzeri konular. Hepsi aslında dönüp baktığımızda yine insanların aslında insani olarak kendisini iyi hissettirebileceği kadar sayılar içerisinde olmak kaydıyla sosyalleşmesinin bir riski yoktur. Problem zaten burada fazla yoğunluğun getirdiği bu konuyu kontrol altına alamama durumu mudur? Yani bu konu temelde baktığımızda şehircilik, mimarlık ölçeğinde, yaşama alanlarımızda, konutlarımızda, eğlence anlayışımızda birçok şeye yansıyacaktır diye toparlamak, özetlemek isterim hocam. Şimdi hocam, bir kere ben bir mimar çocuğuyum biliyorsun. Ama evet, pek nasiplenmemişim bu güzel mesleğin hiçbir tarafından. Ölçmeyi, biçmeyi bile çok kafada böyle oturtamamış, böyle babaya çekmişim. Ama çok saygı duyduğum, ekmeğini de yiyerek ailemden büyüdüğüm bir meslek. Şimdi sana tamamıyla bir mimar, designer diyelim. Bence en büyük designerlar. Hani biraz bu iş modaya indirildi ama mimar demek, designer demek. Tabii. Şehir dizayn ediyorsun. Bina da değil, şehir dizayn ediyorsun. Şimdi şuna bakıyorum. Gözümün önünde 40 yıldır İstanbul'dayım. Büyüyen bir İstanbul var. Ben Amerika'da, Avrupa'da hem alım gücü bizden daha yüksek olan yerlerde, hem alanı metrekare olarak bizden daha yüksek olan yerlerde, bu kadar alışveriş merkezinin bu kadar sık bir yerde, bir alan içerisinde toplandığını görmedim. Evet. Hani lüks, sık ve yoğun. Tamam, yani sadece bak, ikinci köprüden Barbaros'a doğru çık. Neydi o bizim o meşhur caddenin adı, Barbaros'a gelmeden kanyonun olduğu, metro sitinin olduğu falan. Büyükdere mi diyorduk onu? Bak lütfen şöyle bir düşünelim. Safir var. Evet. Galiba 212 mi, öyle bir yer daha var. Kanyon var. Biraz içeride Ak Merkez var, Metro City var, Özdilek var. Özdilek var. Biraz içeriye girersen Cevahir'e denk geliyorsun. Tabii. Var babam var. Devamlı şey var. Bu arada hepsine de giden adamım. Hepsi de birbirinden güzel yerler. Buna lafım yok. Şimdi mesela birçok ülkede baktığım zaman şunu görüyorum. Sen de çok iyi biliyorsun. Gerçi Japonya en büyük ihtisas konun ama Amerika'ya da gayet hakim bir. Sesim geliyor mu hocam? Dondu mu Murat Hoca? Allah Allah. Arkadaşlar, benim sesim ve görüntüm yerinde mi? Murat Hoca'yı bulamadım. Dur bakayım, bir daha bak. Allah Allah. Murat Hoca'yı bulamıyorum ya. Bir daha bakıyorum. Buldum. Tamam. Geldi Murat Hoca.
Hocam yayın koptu. Tamam. İyi. Ama maşallah ses de görüntü de iyi gayet evet, hocam. Dur yorumları da kapayım kendimize gelene kadar. Evet. Bunu da ne kadar doğru yapıyorum ondan da emin değilim. Şey dediler bana ilk günlerde yorumları kapa, kalp atmayı durdurursa millet daha iyi yayın oluyor diye. Neyse. Evet, şimdi evet. Hocam şunu soruyordum. Yani o kadar fazla alışveriş merkezi var ki bana haddim değil sizin meslekle ilgili yorum yapmak ama sanki şu gibi geliyor. Benim bir arsam var. Bu arsada da en kaliteli, da kalite yanlış tabir, en karlı alışveriş merkezi olur. Ben buraya bir alışveriş merkezi yapayım. Belediye reisiyle, encümenle vesaireyle de istişare halinde böyle şeyler, binalar yapılıyor. Şimdi o Büyükdere Caddesi'nden benim güzergahım olduğu için bizim okula Bahçeşehir Üniversitesi'ne bir trafik saatinde gitmenin süresini bilen bilir. Şimdi Türkiye'de, İstanbul'da bilhassa, şehir planlaması noktasında çok samimi ve net soruyorum. Bizim herhangi bir mimari öngörümüz olmuş mu? Oldu mu? Olamadığını tahmin ediyorum ama sen bu işin eksperisin, ben benim haddim değil. Bir de en önemli nokta, bu ve bunun gibi yapılmış olan birçok, eğer katılıyorsan bence yanlış yapılanma noktasına geri dönüşü mümkün mü? Çünkü baktığın zaman da hocam şey geliyor böyle ya. Yani bunu nasıl böyle bakıyorsun etrafına. Ben sosyal bilimciyim değil mi? Evet. Bakıyorum değil mi? Bu nasıl geri döner ya diyorsun. Bu nasıl geri döner diyorsun. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim ben size. Bir kere Türkiye'de şehir planlaması kavramı aslında şudur aslında. Şehirlerin geleceklerine ilişkin vizyon belirlenir. Yani o şehrin içerisinde yaşayacak insanlar, onların çalışma alanları, eğlence alanları, yeşil alanları, rekreasyon alanları ve benzeri hep buradaki kullanıcı kişi sayısı, oradaki insan sayısına bağlı olarak hesaplanır. Bunların aslında matematik formülü vardır. Yani bu bilinmeyen değildir. Çok da bilinmeyenli bir şey de değildir. Burada önemli olan nedir? Burada önemli olan bu planlamalar yapıldıktan sonra planlamaların ilk safhada yapılması idealize edilerek yapıldığından hiç şüphem yok. Yani buradaki ilgili şehir plancı arkadaşlarımızın, komisyon içerisinde yer alan mimar arkadaşlarımızın hepsinin en ideal şekilde ilk planlamayı koyduklarından şüphem yok. Ama süreç içerisinde bu planlamada alınmış olan kararlar meclis kararlarıyla daha sonra değiştirildiği, dönüştürüldüğünü çok sık yaşıyoruz. Bu da şöyle bir şey demek. Planlamada ne yapılır? Öncelikle bizim şehrin ilerisine yönelik olarak büyük ölçekte planlamalar yapılır. Arkasından da 1/5000'lik, 1/1000'lik diye gider. O parsel düzeyine kadar inen bir takım ana kararlar alınır. Her parselde ne olacağı söylenir. Yani burası ticari bir alan mı? Burası bir okul alanı mı? Burası bir hastane mi? Konut mu? Ve benzeri şeyleri şehir plancı arkadaşlarımız belirler. Yine yoğunluklarıyla, binaların yükseklikleriyle, belirli kriterlerle bunları ortaya koyarlar. Buradaki problem şudur. Bu ilk ortaya konulurken veya işte ortaya çıktıktan sonraki bu parsellerin satın alınmasından sonraki süreçte inşaat safhasına geçildiğinde maalesef biraz trendle karar veriliyor. AVM'ler 2000 yılı sonrası ortaya çıkmış bir trendin yansımasıdır Türkiye'de. 2000 yıllarının başında ortaya, yani yoğun bir şekilde ortaya çıkmıştır. İlk AVM Ataköy'deki Marina'dır. Şeyin olduğu bilirsiniz Ataköy sahildeki ilk AVM'lerden biri olur. Daha sonra Ak Merkez. Sizin az önce verdiğiniz Levent bunun bir örneği. Bunun Kadıköy'de de benzerlerini görebilirsiniz. İşte İstanbul'un daha dışına doğru gittiğinizde Avcılar Beylikdüzü hattında da bambaşka benzerlerini, benzer şekilde bir araya gelmelerini görürsünüz. Bunlar rentable mı? Değil. Bir kere her şeyden önce ekonomik olmayan bir şeyin uzun ömürlü olma şansı olmuyor. Zaten bunu da bu yapılanların bir kısmının rentable olmamasından dolayı en küçük ekonomik krizden en çok etkilenen mekanlardır bunlar. Bundan dolayı da bir takım ileriye dönük ister istemez bazı dönüşümler gerçekleşecektir. Bundan hiç şüphe yok. Yani sizin söylediğiniz şey dönüştürülebilir mi? Dönüşmek zorunda kalınacaktır. Çünkü bu kadar fazla AVM'nin bir arada olmasının kendi açılarından da kullanıcı açısından da büyük bir şey olmadığı
yararı olmadığı görülmüştür. Burada önemli olan şey planlama süreçleri içerisindeki alınacak olan planlama kararlarının, alınmış olan planlama kararlarının arkasında duracak bir iradedir. Maalesef bizde bu irade genelde işte politik güçlerle veya işte bunun içerisindeki farklı ilişkiler şeması üzerinden dönüştürülüyor. Yani bir yerin yoğunluğu satın alındıktan sonra değiştirilebiliyorsa, ki Türkiye'de çok yapılan yanlışlardan bir tanesidir. Yani bir yerin üzerinde konut yazıldıktan sonra o sonradan bir ticarete dönüştürülüyorsa, orada zaten planlamacıların, plancıların ortaya koydukları vizyon orada kırılmaya başlıyor. Sorunuzun cevabı aslında temel şeyi şu: 2000 yılı sonrası bu AVM'lerin çok hızlı bir şekilde yapılıyor olmasının nedeni bir trendti bu. Ama şimdi bu trend yavaşlıyor. Çünkü artık insanların da belli bir doygunluğa geldiği, bu şehirlerin de doygunluğa geldiği ortaya çıktı. Hele bir de bundan sonraki süreçte insanların hassasiyetlerinin değişeceğini öngörmek çok zor değil. Yani beklentilerimiz ve hassasiyetlerimiz değişecek. Yani şimdi pandemi sonrasını konuşuyoruz. Hani ne kadar açılıyor olsa da giden insan sayısına baktığınızda onların daha önceki dönemdeki gibi olma ihtimallerinin biraz ya çok zaman alacağı ya da düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada geriye dönülebilir mi? Yapılmış olan işlerin, planlamaların içerisinde yani bu şehir daha iyi hale getirilebilir mi? Bir kere her şeyden önce sizin dünyada gördüğünüz iyi örnek diyebileceğimiz örneklerin temeli bir yerde bizim gözle görülür inşaata geçmeden önce gözle görülmeyen altyapı gerçekleştirilir. Yani altyapı olmadan siz oraya neyi yaparsanız yapın o zaten problemdir. Trafikten bahsettiniz hocam. Trafik bu işin bir tane ayağı. Yani oradaki enerji tüketimini düşünün. Onun yaydığı ısımayı düşünün. Çevreye olan oradaki emisyon boyutlarını düşünün. İnsanların yarattığı yoğunluğun getirdiği stresi düşünün. Gürültüyü düşünün. Yani bunların aslında çok boyutlu, çok katmanlı durumları vardır. Burada ideal çözüm nedir? Bir yerde yapılaşma, gözle görülür yapılaşma başlamadan önce görülmeyen, yani altyapının inşa edilmiş olması gerekir. O hat devam ettiğinde Maslak'a doğru gider ki orada biliyorsunuz işte gökdelenler ilk defa Türkiye'deki gökdelenlerin yapıldığı hattır. Yani o gökdelenlerin ilk bir tanesinin yapıldığı zaman kanalizasyon sistemine bağlandığında Levent'teki o 1940'larda planlanmış olan alçak yapı grubu, yani villa düzenindeki evlerin tüm kanalizasyon sisteminin teptiği, onun getirdiği tepmenin diğer tarafta yarattığı şey. Şalteri açtıklarında diğer şehrin elektriği gidiyor. Çünkü niye? Altyapı yok. Bunları kaldıracak şehrin altındaki bu imkanları sağlaması gereken alanlar yapılmamış. Biz biraz işin makyaj kısmını maalesef ön planda tutuyoruz. Bu da tabii ki şehircilik anlayışı, belediyelerin yaklaşımı. Çünkü belediyeler şunu yaparken çok zorlanıyorlar. Bunlara da hak getiriyorum. Belediyenin tanımlı bir süresi var. Altyapıyı yapmaktansa gözle görülür bir şeyler yapayım diyor. Çünkü oy kaygısı var. Yani oy kaygısı giderek karar alındığı zaman bu tabii altyapıyı hep geciktiriyor. Çünkü altyapı o dönem en çok eziyeti çektirir yaşayanlara. Yani yolu kapatır, işte oradaki insanlar o sıkıntıyı çekerler. Ama işte bir seçim dönemi geldiğinde bitmemişse o iş, onun nimetini göremez politikacı. Politikacının bu noktadaki durumun düzeltilebilmesi için bizim topyekun bir karar almamız lazım. Yani ülke olarak az önce ne dedim? Yani bunu söyleme 1200'lü yıllarda söylenmiş bir sözü düşünün. Yani devletin şunu anlaması lazım. Devlet her şeyden önce kendi insanı için vardır. Devleti yaşatacak olan insandır. Yani bizdeki algının yanlış yorumlanan milliyetçilik anlayışının getirdiği bazı yansımalar, biz kabulleniyoruz bazı şeyleri. Devlet bunu gerektiriyor, önce bunu yapması gerekir diyor. Ama aslında devletin odaklanması gereken topyekün bir hareket olması lazım. Yani burada tüm kamu kurum kuruluşları, idari odalar, bu işle ilgili olan odaların katılımıyla yine bir planlama, o planlamanın iradeli bir şekilde uygulanması halinde altyapı çözüldükten sonra üste yönelirse şehircilik anlamında bir takım şeyler düzenlenebilir. Yoğunluk azaltılmadan
Hiçbir şey değişmez. Onu yani ilk söylediğim şey aslında bizim kilit anahtar sözcüğümüz. Yoğunluğu azaltmazsak kullanıcı sayısını biz aynı noktaya gitmek zorunda olduklarını önce çözmezsek, yani niye orada trafik var? Çünkü orası iş merkezlerinin odağı haline getirilmiş. Ama yol genişliği belli. Yani o kadar yol ve oradaki toplu taşıma olanakları sınırlı. Toplu taşımanın yeterince verimli olmaması, şehrin geneline yayılamıyor olması, bu da servis kullanımını getiriyor olması. Yani bunlar hepsi aslında birbiriyle örüntü haline gelmiş. Çözümlenmesi gereken bir problemler yumağı. Ama çözümlenebilir mi? Elbette ki çözümlenir. Ben şuna inanırım her zaman. Her şeyden önce, bakın hocam, her şeyden önce bir irade lazım. Bunun çözüleceğinin bir temsili, bir iradesi olması lazım. O irade konulursa her şey olur. Ya ama o iradenin doğru bir şekilde aksettiriliyor olması, o iradenin gerçekten destekleniyor olması önemli. Yani bunun içerisine paydaş olarak oradaki yaşayanları, tüm paydaşları katmadan sadece tepeden bir çözüm de bu işte doğru bir yol olmayacaktır. Yani Avrupa'nın ya da daha gelişmişlik seviyeleri yüksek olan toplumların bu problemlerle nasıl baş ettiğine bakarsanız herkesin elini taşın altına sokarlar. Yani siz orada yaşayanları bu işin içine soktuğunuz zaman o zaman direnç görmezsiniz. Onlar problemin içinde bu problemle yüzleşmeye başladıklarında bu işin içerisinde daha olumlu yaklaşılmasının yollarını arayacaklardır. Ama biz planlamayı planlamacı olarak, mimarlar bina olarak, devlet politik olarak, siyaset adamları siyasetçi olarak baktığı zaman, Herkes kendi tarafından herkes bakıyor kendi hikaye. tarafından baktığı zaman, bu işin içerisinde orada yaşayanlar hiç yoksa, yani onları hiç katmıyorsak, zaten bizim çözüm bulma olasılığımız maalesef, çözüm bulabilmek için önce bir araya gelmek lazım. Yani bir araya gelinecek ortamları yaratmak da aslında bu işin, kamunun, devletin en temel görevlerindendir. Ben karamsar hiç olmadım hayatımda. Hiçbir zaman karamsarlığı doğru bulmuyorum da. Yani tanımlı ömür içerisinde insan elinden geleni en imkanlar dahilinde yapabilmenin yolunu aramalı. Bunu yaparsak biz zaten gelişme gösteririz. Bunu yapmazsak ve sadece şikayetlenirsek, ya işte o da öyle, bu da böyle, devlet de şöyle, siyaset de böyle, mimarı o, belediyesi ayrı. Böyle dersek bir yere varamayız. Bizim her şeyden önce bir araya gelme kültürünü yeniden oturtmamız lazım. Yani konuşabiliyor olmamız lazım. Konuştuklarımızın altından ikincil anlamlar çıkartmadan, imalar aramadan, gerçekten problemi somut, rasyonel bir şekilde masaya yatırarak onun üzerine hep beraber odaklanmamız lazım. İstanbul bu işin en temel, en problemli olan, dünyadaki en problemli şehirlerden bir tanesidir. Bence bir kere her şeyden önce trafik ve yoğunluk açısından, ama İstanbul en güzel şehirlerden bir tanesi. Yani buna böyle bakmak lazım. Bu güzel şehri elde tutmanın, bunu daha güzel hale getirmenin yolları var. Burada herkesin kendi içerisinde buraya özverili bir şekilde katkı sağlayabilecek ortama dahil olması bu işin temel çözüm yolu olacağını ben düşünüyorum. Umarım bir gün siyasetçilerimiz de, devletimiz de bu noktada böyle adımlar atar. Murat Hocam, son 5 dakikaya girdik ama bu soruyu sormak istiyorum. Şimdi İstanbul'dan gidiyoruz madem, son bir İstanbul sorusu olsun. Benim biraz dalımla da alakalı olduğu için tarih, yani İstanbul tarih açısından dünyanın gelmiş geçmiş en önemli Selçuklu, tamam İstanbul'da değil ama etkisi var. Yani Osmanlı döneminde de, hatta Bizans döneminde de bir etkisini, bir kokusunu alıyorsun. Abbasiler, Emeviler, tabii Emeviler, onlara bak gelmiyorum daha. Emevilerin, Abbasilerin yani yan faktörler. Selçuklu da bence Evet. yan faktör. Emevi-Abbasi farkı görüyorsun. Başlı başına Bizans, Doğu Roma, Roma, Evveli, Kalkedonya falan filan derken muazzam bir kültür, dinler, Haçlı geçişleri olmuş. Yani var babam var. Ama bilhassa da Osmanlı ile birlikte tabii ki Türk, Osmanlı, Müslüman bu konseptlerin oluşturduğu bir güzel şehir İstanbul. Şimdi mesela modernleşmeyle beraber ister istemez şehirler tarihi dokusunu kaybettiği de çok oluyor. Mesela ben çok basit bir örnek vereyim. Bu Çamlıca Tepesi'ne yapılan cami vardı ya. Evet.
Mesela o cami yapılırken bir kere camiler İstanbul'un bir şeyi. Söyle adını. Sembolü. Sembolü, yani, parçası. Tabii. Ama tabii ibadethane olarak ben de birçoğunda gidip ibadetimi de yapıyorum. Caminin dışına bakmadan şüphesiz nerede cami varsa o anda ibadet vaktiyse gelip ibadetimi yapıyorum ama mesela önce bir ürktüm o Çamlıca'daki cami acaba modern bir mimariyle mi yapılacak diye. Fakat sonra baktık ki baya baya bizim Süleymaniye gibi şey gibi şöyle Fatih Camii ya Osmanlı motivlerine yakın ve İstanbul'a bence böyle çok güzel tepede de yakıştı. Şimdi modernleşmeyle tarihin arasında kalan hatta bence yavaş yavaş kalmamaya başlayan yani bir camiler böyle ayakta durabiliyor. Ne diyelim hani hanlar, hamamlar, saraylar diyelim. Ama çok ciddi köşkler vesaireler gümbür gümbür gitmeye başlıyor. Evet. Şimdi hocam tarih ve İstanbul diye baktığında biz bunu yaşatmayı ilk eleştiri olarak soruyorum. Becerebildik mi düzgün bir şekilde? Çünkü burada müthiş de bir turizm var. Tabii. Yani o camileri bizim etrafına gelip resim çekmek için 40 tur atan insanları düşün. Tabii. Bir de bunun caddeleri, köyleri, kasabaları İstanbul içinden bahsediyoruz. Biz tarihi entegre edebiliyor muyuz? Tarihsel avantajımızı modernleşmeye diyeyim. Hocam şöyle söyleyeyim. Bir kere şehirler yaşayan organizmalardır. Yani biz ne onu öyle koruyalım demek o şehri yaşanmaz kılması durumunda ancak gerçekçi olabilir. Şehir yaşıyorsa şehir değişmek, dönüşmek zorundadır. Zeitgeist diye bir Almanca'da bir kavram vardı. Yani zamanın ruhu aslında. Her çağ kendi ruhunu yansıtmaya çalışır. Çağın yansıtıldığı en temel kültürün sosyal düzenin, inancın somutlaştırılmış hali mimaridir. Yani mimariyi çekip alırsanız siz tarihte de o süreç içerisinde yaşayan insanların yaşama biçimlerinde de yeterince bilgi edinemezsiniz. Arkeolojik kazı neyi araştırır? Yaşama mekanlarını biraz bina bulmayı, onun içerisindeki objelerini bulmayı, onun üzerinden de yorumlarla artık o insanlar nasıl yaşamış, neye inanmışlar, nasıl bir araya gelmişler, nasıl gelişme göstermişler, bir önceki, bir sonraki. Bunlar hepsi bu sürecin içerisinde birbirini tamamlayan şeylerdir. Yani mimari aslında yaşayan insanların somutlaşmış kültürleridir, inançlarıdır. Yani somut hale, gözle görülür hale gelmiş inançlarıdır. Bu bağlamda baktığımızda tarihsel yapılarımız da kendi tarihsel süreçlerini yansıtmıştır. Yaşadığı dönemi yansıtmıştır. Yani Mimar Sinan, çok basit bir şey söyleyeyim. Yani Mimar Sinan Süleymaniye'yi daha sonra Selimiye'yi yapmadan öncesinde onlarca farklı yapı üzerinde o kubbelerin nasıl yapılacağını, onun ihtişamını dini olarak ne anlamlar içerebileceğini yaparak, birebir camiler yaparak bunları gerçekleştirmiştir. Ama nihayetinde hiçbir zaman şu yanlışa düşmemiştir. Yani ben gideyim Bizans'ın yaptığını birebir kopyalayarak yapayım ya da Roma'nın kubbesini alayım koyayım dememiştir. Dolayısıyla kendi çağını yansıtmaya çalışmıştır. Kendi estetik anlayışını ortaya koymuştur. Biz şu anda neyi beğeniyoruz? Mimar Sinan'ın yaptığı cami mimarisinin ortaya koyduğu o sembolik anlamı hepimiz sahiplenmişiz ve bizim için çok derin anlamlar içeren, içine girdiğimizde farklı huzur hissettiğimiz bir ortam yaratıyor. Ama şu yanlışa da düşmemek lazım. Her mimari kendi çağını yansıtmak durumundadır. Biz bundan 400 sene önce yapılmış olan bir mimariyi, bir camiyi 2020 yılında, 2020'lere geldiğimizde aynı şekilde teknoloji gelişmiş olmasına rağmen, malzeme teknolojisi gelişmiş olmasına rağmen, insanların sosyal düzendeki beklentileri değişmiş olmasına rağmen, yani bu kadar değişen parametrenin olduğu yerde gidip sadece bir şekli ve biçimi alıp oraya koymamız, var olana karşı, bu benim şahsi görüşüm tabii, var olana karşı, yani bir Süleymaniye, bir Sultanahmet, bir yeni cami varken neden bir benzerinin ya da bir taklidinin oraya yapılıyor olmasını ben hep
sorgularım. Bu benim kişisel şeyimdir. Tarihsel bina demek, yeni yapılan bina tarihsel olamaz. Tarihsel olması için binanın hani tarihte olması, tarihsel süreç içinde yapılmış olması lazım. Ama burada şundan söylemek lazım. Modern mimarın en temel hatalarından bir tanesi zaten kültürlerle, insanların yaşayış biçimleriyle, inançlarıyla olan bağı koparmak. Koymuş. Aynı yapı aynı zamanda bir fabrikanın fabrikada bir üretim yapan bina içinde kullanılmış. Yani orada duygu ve benzeri şeyler sadeleştirilerek, sadeleştirmenin getirdiği ekstrem noktaların yansıması olarak ortaya çıkmış. O noktadan baktığımızda yani 21. yüzyıldayken bizim biraz daha hani çağımızı yansıtacak şekilde bazı örnekleri ortaya koyabilme cesaretini göstermemiz lazım. Ne dedik? Çünkü yaşayan bir organizmadır şehir. Yani biz benzerlerini, farklı şeyleri yaptığımız zaman silüetimizi daha da karmaşık hale getiriyoruz. Türkiye'deki temel problemler, İstanbul'daki temel problemlerden bir tanesi de İstanbul'un o daha önceki var olan silüetini kaybetmiş oldu. Yani farklı yükseklikte yapı gruplarının karmaşık bir şekilde hiç olmayacak olmaması gerekecek yerlerde yükseliyor olması var olan yapının, yani biz önce yenisini nasıl yapacağımızdan çok mevcudunu nasıl koruyacağımızı çok beceremedik İstanbul'da hocam. Yani biz şimdi Marmara tarafından baktığınızda bir Topkapı Sarayı, işte Sultanahmet Camii veya Boğaz'a girdiğinizde işte Süleymaniye vesaire, bunların etrafında çıkan, geri planında onlara fon oluşturan yeni yapılara baktığımız zaman ben açıkçası çok büyük endişe duyuyorum. Bunların geri dönüşü çünkü artık olmuyor. Ama şunu demek istemiyorum. Bunlar da olacak diğerlerde. İstanbul'da büyüyor. Diğerlerde olması lazım. Ama demin söylediğim vurguyla olması lazım. Önce altyapısı olacak. Önce onun mevcut kimliğe olan yansımasının ne olacağı iyi etkileyecek. Yani hali hazırda var olanın geri planında ona etki ediyor mu? Görsel olarak onu zedeliyor mu? Bunlar çok iyi tartışılacak. Bu tartışmalar yapılmıyor mu? Yapılıyor ama karar noktasında nihai olarak maalesef tartışmayı yapanlar, karar alanlar kadar etkin değil. Burada da hep sonuç olarak karar alanların yaptığı ürünleri görüyoruz. Yani biz bu mesleği icra edenler olarak, mimarlar, şehir plancılar olarak gerçekten biz ne kadar bu işin içerisinde bir fiil görev alabiliyoruz ve ne kadar gerçekten belirleyiciyiz noktasında, biz daha belirleyici olmak zorundayız, olmalıyız. Yani bunu da biz kendi mesleğimizin rolü açısından söylemiyoruz. İçinde yaşadığımız şehirlerin daha iyi olabilmesi için belirli tanımların getirilmesi, bu tanımları da o meslek erbabının savunuyor ve ortaya koyuyor, tartışıyor ve karar veriyor olması lazım. Yani biraz daha özgür bir ortamda bu işleri değerlendirebiliyor olsak daha iyi sonuçlar çıkacağından hiç şüphem yok. Ama benim asıl şüphem işte o ortamın, o birlikteliğin, o şeylerin oluşturulamamasından kaynaklı. İstanbul'daki süreç problemi, İstanbul'un yapılaşmasındaki en temel problemlerin maalesef bir tarihimizi koruyamadık hocam. Belirttiğiniz şeyler çok doğru. Boğaz'da dolaştığınızda yalıların, o eski yapıların ne kadar azaldığını, ne kadar yıprandığını, ayakta duranların da zor ayakta durduğunu görüyoruz. Yani korumacılık anlamında çok başarılı olamadık. Etrafına zarar vererek bir kere olamadık. Yıkılmalarını önleyemedik ayrı bir değiştirildiği için işlev değişikliği orada hem biçime hem de yanlış restorasyon çalışmalarına sebebiyet veriyor. Bu alandaki kullanıcılar farklı yansıyor mekana. Bu tür durumların çözümlenebilmesi için bizim yine planlama düzeyinde bunların çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Karar almadan önce iyi tartışıp bu alanlardaki tüm paydaşları dahil ederek karar almaya çalışmak en azından bir nebze olsun doğru olacaktır kanaatindeyim. Ama tarihi, İstanbul tarihi itibariyle gerçekten dünyada hem yaşadığı sürecin o geçmiş kadim medeniyetlerin eserlerini barındırıyor olmasıyla hem de geleceğe yön verecek aslında çok potansiyeli olan bir şehir olması münasebetiyle de aslında İstanbul'un çok özel, çok hassas bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünenlerden. Hocam ağzına sağlık. Çok güzel bir 50 dakika geçirdik. Tabii senin de böyle bir yandan
hassas ve acılı bir döneminde de yorduk. Hakkını helal et hocam. Ama çok güzel bir ders oldu. Bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Aileye de sabırlar diliyoruz. Değerli arkadaşlar, 47. günü siyaset okulunun benim değerli dostum, kıymetli dekanımız Bahçeşehir